Dün Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi bir ekonomik saray darbesiyle karşı karşıya kaldı, sarsıldı. Bir fonun varlık fonu olabilmesi için o fonun bir varlığa dayanması gerekir. Türkiye'nin varlığı olması gerekir. Türkiye borçlu. 2016 yılında Türkiye'nin hepimizin 80 milyonun dış dünyaya, dış aleme net 352 milyar dolarlık borcu var. Bu koşullarda kurulan bir fon ancak şunu yapabilir. Kamu kurumlarını kendine alır, ipotek eder, teminat gösterir ve bu ipotek ettiği kamu kurumları üzerinden borçlanır. Milletin parasıyla hiç kimseye hesap vermeden istediği riskleri alacak. Yani uzun lafın kısası şu, halktan alacak, yandaşa verecek. Bugün yaşıyor olduğumuz bu çürümüş rant düzenini daha da derinleştirecek. Sadece 2016 yılında dün devredilmiş olan bu kurumların Türkiye'nin bütçesine yaptığı katkı 5 milyar liraydı. Bugün bütçeden eksilen bu 5 milyar lira yerine yeni vergi mi koyacaksınız? Cezaları mı arttıracaksınız? Harçları mı arttıracaksınız? Otoyollara yine zam mı yapacaksınız? Sağlık katkı paylarını yine arttıracak mısınız? Eğer vergiyi arttırmayacaksanız, eğer yeni zamlarla yeni gelir kapıları açmayacaksanız, o zaman bütçeyi açığa ve ekonomiyi bir çöküşe mi sürükleyeceksiniz? 1990'larda 64 tane böyle bütçe dışı fon vardı. 80 milyon kemer sıktı. 2000'lerin başında o 64 fondan kurtulmak üzere maliyeti ödeyerek önemli adımlar attı bu ülke. Şimdi bize yeniden 90'ları yaşatmayı vaat eden bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu fon sadece Sayıştay denetiminden muaf değil. Bu fon kamu ihalesinden de muaf. Bu fon sermaye piyasalarının kontrolünden de muaf. Bu fon devlet memurları mevzuatına da tabi değil. Bu fon tamamen keyfi yönetilecek bir fon. Yönetimin başına da sarayın danışmanı getirilmiş. Şimdi bu fonun 200 milyar liraya erişeceği söyleniyor. Dün el konulmuş olan varlıklar 5 milyar liralık bir gelir aktardı. 200 milyara erişilecekse eğer, sırada işsizlik fonunun, sırada zorunlu besin, sırada yeni yeni oluşturulacak emek gücü üzerinden yaratılacak fonların olduğu çok aşikar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Elinizi 6,5 milyonun işsizliğine son vermek için kullanılması gereken işsizlik fonuna sakın ha uzatmaya kalkmayın. Elinizi 6 milyon asgari ücretlinin zar zor, mecburen biriktiriyor olduğu BES'e sakın ha uzatmaya siz kalkışmayın. Vatandaşın cebinden elinizi çekin. İşte şimdi bugüne dek Cumhuriyet'in bütün kurumlarını satarak gelenler artık satacak hiçbir şey kalmayınca tulumbaya su koymak için, doymak bilmeyen yandaşlarını doyurmak için ülkenin gelirini ipotek altına alıyorlar. Tulumbanın suyu milletten gelecek ama suyun başını yine yandaşlar tutacak. Dün alınan karar ekonomide açık bir çaresizliğin de tezahürü. Bir iflasın itirafı. Peki şu soruyu sormak gerekiyor bu durumda. Bu kaynakları nereye aktaracaksınız? Yurt dışına mı çıkartılacak bu kaynaklar? Piyasada manipülasyona mı yarayacak bu kaynaklar? Referanduma kadar bir yama görevi mi görecek bu kaynaklar? Yoksa bu devlet üzerine bir paralel devlet mi inşa ediyorsunuz siz yine bir kez daha? Unutmayalım ki AKP ne atarsa yapsın, bu yandaş düzeni derinleştirmesine izin vermeyeceğiz. Bu yandaş düzen bu tip yamalarla kurtarılabilecek bir yerde değil artık. Türkiye
hep beraber bu düzene ve bu düzeni derinleştirmek için bize dayatılmış olan rejim değişikliğine hayır diyecek. Bu düzen yıkılacak, yerine halkın düzeni kurulacak. 6,5 milyon işsizin, 6 milyon asgari ücretlinin, 10 milyon emeklinin hakkının gasp edilmediği bir Türkiye ekonomisi kurulacak. Biz mutlaka Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in ekonomisini hep beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.